Sağ hocam. Şimdi e, siz önemli bir cümle söylediniz. Cumhurbaşkanı'nda özellikle Şam konusunda hedef alınırsa girme. Burada Rusya faktörü var. Ona rağmen böyle bir şeyi göze alabilir mi? Ya gerçekten o zaman 3. Dünya Savaşı'nı resmen herhalde görmüş oluruz Çok diye düşünüyorum. Çünkü bunun dışında İran'a vurma ihtimalinden bahsediyoruz. Rusya'dan açıklama geldi. Bu bölgesel büyük bir provokasyon. Bir provokasyon olur dedi. Provokasyon dağılıyor. dendi. İlk defa resmi bir açıklama geldi. Çin hala sessiz, o ayrı. Ee, ne dersiniz şimdi bölgeyi bir analiz edelim. Şimdi e, önce küreselden daraltarak gelirim, Çok kısa küreselden gelirim. Önce dünyada şu anda, biraz önce ifade etmiş olduğum üzere, çok katmanlı bir tehdit ortamında kontrollü olarak gerginliğin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Tırmanma emareleri görüyoruz. Herkes birbirini tehdit ediyor. İran'ı da hatırlayalım bu arada, lütfen evet, unutmayın. İran ben... ne dedi? Amerikan üsleri de. Bütün destek veren Arap ülkeleri de dahil tamam. hepsini vuracağım dedi. Evet. Şimdi Gazze bölgesinde bir yıldan beri devam eden bu e, soykırımın neticesinde İsrail, bölge bölge gidelim. İsrail bu yayılır mı ya adım adım ilerleyeceğim evet. izninizle Yardım Bey. Buyurun lütfen. Gazze bölgesinde bir yıldan beri yapılan soykırım neticesinde sayılara girmeyeceğim. Canımızı yakan bizi üzen sayılar var orada ama %90'ını oranın e, tarumar etmiş yıkmış bir bölgede ama ancak şu var ki ee, bazı analistler bunu farklı düşünüyor. Ben daha farklı düşünüyorum. İsrail'in e, IDF yani İsrail Savunma Kuvvetleri ya da İsrail Hükümeti, Soykırımcı İsrail oradaki siyasi hedefini ve asker hedefini henüz gerçekleştiremedi ve lehenneleri kurtaramadı. Orada 60-70 şehir daha var. Birinci durum bu. O bölgeyi sönümlendirip dondurup oradaki faaliyetlerine devam ederken evet. efendim Lübnan cephesini açtı. Biraz önce ifade etmiş olduğum Ocak 2024'te o zamanki savunma e, halen de öyle e, Galant ee, yukarıya doğru bir cephe açılacağını, Lübnan'a da taş üstünde taş bırakmayacağız şeklinde bir ana fikrini ortaya koymuştu. Bu nedir? Genişletme arzusuydu. Bir sene önceden, bakınız. Bir hmm. sene önceden. Tabii İsrail ve iki, yüz, iki yüzlü politikalarıyla e, sürekli olarak gördüğümüz ABD ve Batı hmm. burada çok objektif ifade etmek lazım. Bir taraftan soy, e, e, sivil kayıplarına çok üzüldüğünü ifade ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde asla ve kata buraya ateşkesin getirilmesi yönelik olumlu bir adım atmayarak bir nevi katliamı desteklemiştir ve soykırım suçunu da soykırım suçuna da alet olmuştur. Evet. Şimdi İsrail'in bu bölgede Nisan ayında çatışmayı ve bölgesel çatışma hatta şu konuşuluyordu. İsrail'in civar ülkelere yapacağı yıkıcı bir saldırının bölgesel çatışmayı bir anda çok kısa süre içerisinde çok geniş bir atmosfere yayabileceği öngörülüyordu ki Nisan ayında biz ne hatırladık? Ee, İsrail, efendim, Suriye'deki İran Başkonsolosluğu'nu yani İran topraklarını vurduktan sonra İran'ın karşılık vermesi ve daha sonra sönümlenmesi oldu. Bu esnada ortaya şu çıktı. Her iki ülkenin de birbirini vurabileceği ve evet. e, hava savunmasının yönelik olarak e, hava e, vasıtalarının etkin bir şekilde kullanabileceği ortaya çıktı. Önemliydi. Ancak İsrail o zaman, e, özür dilerim, İran şu ifadeyi kullandı. Biz attık vurduk, bizim için yeterli ve eğilmesini istemedi. Aradan geçen süre zarfında. İsrail'in Lübnan cephesini açması geçen haftalarda ve bu şeyin çatışmanın yayılmasının arkasındaki sebep ve amaçlarının şu olduğunu değerlendirmek lazım. Elbette şunu şunu unutmamak gerekir. İsrail kuzeye kadar çıkar da Suriye'den oradan da Türkiye'ye bir tehdit oluşturur mu? Bu o kadar kolay bir şey değil. Bir niyet olabilir. Ancak neden sana, peki? Efendim, nedeni şu. Şimdi Hepimizin bildiği o cümlenin arkasına saklanmak istemiyoruz ama gerçek bu. Bir arzu mevut safsatası onlara göre. Ama bir planı var. Bize göre safsata. Ters söyledim. Şimdi bakınız. Şey, bunu çok iyi yakalamak lazım Yasin Bey. İsrail 1948'de mi kuruldu? Evet. Ama daha da evvelinden beri bölgeyi Filistinsizleştirme ve topraklarını genişletme ve ilhak etme arzusunu maksadından hiçbir zaman için vazgeçmedi. Hep söylüyorum haritaya getirelim eğer varsa bakalım nereden nereye geldiler. Şimdi de aynı şekilde e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, katil Netanyahu bir harita gösterdi. Orada bakın Gazze yok. Yani ifade ediyor onu yapacağını. Onlar artık bir şekilde genişleteceğini ifade ediyor. Burada tabii İsrail'in kendi jeopolitik gerçekleri var. Birincisi geniş bir coğrafyaya hükmetmek, orayı daha ele geçirmek. İkincisi su kaynaklarına yani 2006'da çıktığı bölge olan Litani Nehri'ne tekrar ulaşarak su kaynaklarını ele geçirmek. Bir üçüncüsünü de İsrail söylemedi ama bunu kim söyledi biliyor musunuz? Amerikalı bir albay, eski savunma bakanı, soyadı McGregor, adam aynen şöyle söyledi. Biz PKK'yı ve YPG'yi İsrail ile birlikte Türkiye'ye karşı kullanabilmek için eğittik ve yetiştirdik dedi. Bakın bu resmi bir ifadedir. O zaman Herzog'un söylediği gibi biz evet Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz ama işte aracı vekalet savaşıyla Türkiye'yi tehdit edecek. Hiç inandırıcı olmayan bir cümle. Evet. Çünkü Amerika'nın yetkili bir savunma bakanı danışmanı bu cümleyi söylüyorsa o zaman şuraya geleceğiz işte. Nereyle birleşiyor bu? Bu bu öykü evet. ya da bu amaç maksat niyet nereyle örtüşüyor? Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda şu bölgede kurulan, onlara göre arz-ı mevcutun içerisinde olan ve Irak coğrafyasında kapsayacak olan bir, bizim literatürümüze artık girdi, bir teröristanın kurulmasıyla bağdaşıyor bu olay. Şimdi Suriye'nin Fırat'ın doğusunda 900 tane Amerikan askeri falan deniliyor ama bu Amerikan askeri sayısıyla bunu görmeyiniz o bölgede bulunan PKK YPG ya da Amerikalıların takmış olduğu ifadeyle kullandığı ifadeyle Suriye Demokratik Güçleri dediler ki evet. demokratik koyarsak Türkiye'den daha az tepki alırız diye böyle bir ifade kullanılıyor. Hı -hı. Bu bölgede otonomik özerk bir yapının otonom bir yapının hatta özerk bir devletin kurulma aşamaları yıllardan beri devam ediyor. Şimdi esas onların canını yakan nokta şu. Biz Türk devlet aklı olarak burada oynanan oyunu çok yuvarlak konuşmuyorum. Bakın buradaki amaçlarını, niyetlerini net olarak anlamış durumdayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi koyuyor. Herkes şöyle algılıyor herhalde. Ya İsrail burada, efendim Tel Aviv'den Beyrut arası 212 kilometre. İşte bir şey ol Hayır. Bu ana bakmayacaksınız. Askerlikte mütahkik harekat denen bir kavram vardır. Yani kısa, orta, uzun vadeli. Efendim, siz bugün cariyi yaşarsanız var olanı yaşarken ama siz daha uzak vadeli hedeflerinizin de planlamasını yapmak. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz çağlar hocam? Ee, tehlikeyi sınıra yaklaşmadan önce bertaraf edebilmek ve durdurabilmek. Evet, tabii, öyle de diyebilirsiniz. Ancak şunu görmek. Var mı bir hamle peki? Efendim, şu Türkiye anda... hani şu anda evet. Cumhurbaşkanı ifade yani gibi iki buçuk saat e, e öte bizden... operasyonlar yapılmamış olsaydı terör tehdidi Türkiye topraklarından uzaklaştırılabilir miydi? Yani. Değildi. E, Irak için. Ayşe, demek istediğim nokta şurayla bağlantı kurabilir misiniz? Yani İsrail'i önleme... Absorbe edebilmek için hamle yapıyor mu Türkiye? Gayet tabii. Bakın onu da etkiler. Domino taşı etkisi yapar. Şöyle göstereyim. Yani bizim bilmediğimiz istihbari olarak. Hayır hayır. hayır. Şöyle alanda. bir soru sordunuz Yasin Bey. Bakınız. Ee, Irak coğrafyası değil mi? Evet. Irak'ta biz ne yaptık? Sınırın 30-40 şu e, garanın altına, şu şu alandaki bölgeye kadar, 30 ila 40 kilometre aşağıya kadar Irak'la yapılan anlaşma çerçevesinde terörle mücadele mutabakat zaptı ve öncesinde de terörle mücadelede ortaklaşa hareket etme adına biz şu evet. bölgelerde pençe serisi harekatları 2019'dan beri yapıyoruz. Bir gar şey kaldı. Kilit o da Sayın Milli Savunma Bakanımız komutanımızın ifadesiyle çok kısa sürede kapanacak. Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yıpranan ama bundan çok güçlü bir şekilde çıkan Kahraman Türk Ordusu'nun Suriye Harekat Alanı'nda da Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla şu bölgede, bakınız şu bölgede göstermiş olduğum alanda bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Bu güvenlik koridoru İsrail'in sözde hayalindeki... Kuzeye doğru açılımına bir set oluşturuyor. Evet. Mesele burası. Şimdi eğer biz bunları, sevgili acetin dediği gibi yüzde yüz katılıyorum, eğer bunlar yapılmasaydı İsrail elini kolunu sallayarak çok mutlu bir şekilde buraya doğru hareketlenirdi. İşte burada yani milli güvenlik konularında yani e, biraz daha sinir uçlarına dokunmadan Türkiye'deki yaşayan bütün kıymetli politikacıların hepsinin bunu böyle okumasında fayda var. Böyle görmek lazım. Hani şu cümle çok üzücü bakınız. Ben onu söyleyeyim. Mesela mesela ne işimiz var Suriye'de cümlesi. Çok yani gerçekten olayı iyi analiz edememek diye düşünüyorum. Bir de ben taraf değilim ama öz, özü diyerek söyleyip O da eski bir e, stratejist diye biliyorum ben. İşte e, mavi vatanın safsata mı dedi yanlış Masal. mı? Masal. Masal tamam. dedi. Bunlar çok bakın bunlar reel politik gerçekler değil. İşte şimdi yayılma konusuna gelelim. Çok özür dilerim. Dağıtmayayım. Lütfen. Şu anda içinde bulunduğumuz an itibariyle İsrail'in vereceği cevap işte Biden'la Netanyahu'nun görüşmesi, e, mümkünse sivil kayıpları azaltalım. Biden'in <laughs> ifadesi, affedersiniz. İşte e, nükleer tesisler mi petrol? Nükleer tesisleri vurursa 3. dünya savaşı gül oynaya çıkar. Hiç kaçar yok çünkü İran bugün şu cevabı verdi. Göze göz dişe diş. Artı bunu da nerede test etti? İran e, efendim e, İsrail'e attı ve şey e, demir kubbeyi bir yıl içerisinde üçüncü defa deldi. Ekim ayında, Nisan'da ve şimdi. Dolayısıyla İran'ın artık elinde var olan varlıklarını e, kullanabilme e, tepkisini, reaksiyonunu göstermiş oldu. Ama şu aşamada, son cümlem. Şu aşamada İsrail'in vereceği cevap bu bölgedeki ce e, şeyin, savaşın yayılıp yayılmayacağına bir e, barem şey koyacaktır, kriter koyacaktır. O göz önüne alınması gereken iki konu Devam var. Devam edeceğiz ama. Çok özür evet. göz önüne alınması gereken iki konu var. Yaklaşan Amerikan seçimleri bir. Tabii ki bu çok önemli. İkincisi de Biden'ın ve ABD yönetiminin bu bölgede daha fazla yayıldığı takdirde kontrolden çıkabilme olasılığının önüne geçemiyorlar. Bu da iki. Peki biz hep İran'ı konuşuyoruz ama İran hep tek bir konuda yoksa destek bulabilir ha, mi? Şimdi İran'ın şöyle söyleyeyim. İran onu yani da e, iyi Karşı bloğu konuşuyoruz. Amerika, evet. büyük güç. Evet İsrail bölgede işte istediği gibi at koşturuyor. O da bir güç. Evet. Ama İran'ı hep tek olarak anıyor. İran o bakınız bir, bir yıldan beri şu bölgede yani Gazze bölgesinde Arap Ligi ülkeleri olsun, İs, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olsun hiç kimse Gazze konusunda şeye çıkma yardım etmedi. İran İran uygulamış olduğu yanlış dış politika stratejilerinden dolayı bana göre İran yalnızlaşmış vaziyette